Basınımızın değerli emekçileri, değerli partili yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sayın Belediye Meclis Üyemiz, Kepez Belediye Meclis Üyemiz, Hülki Şimşek Tutan, Kepez Belediye Başkanlığı aday adaylığı açıklamasında bir aradayız. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer üyeleri, Kepezli ve Çanakkale'li dostlarım, Sayın Merkez İlçe Başkanım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve Kartal'da mühendis olarak her kademede görev aldım. 30 yıllık belediyecilik tecrübemin yanında 2019 yılında Kepez Belediye Meclis Üyeliğine aday oldum ve seçildim. Önümüzdeki süreçte aday olup Kepez Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimde sizlerle daha yakından tanışacağımı biliyorum. Sevgili yol arkadaşlarım, Kepez hızla göç alan ve hızla artan nüfusu son 5 yılda 2 katına çıkan bir kent. Su abone sayısı bile 9 binlerden 20 binlerin üzerinde çıkmış durumda. Hızla büyüyen Kepez'in sorunları da hızla büyümüştür. Bizler hızlı büyüyen bu kentin sorunlarını çözmek için öngörülebilir, gerçekçi bir programla yola çıktık. Kervan yolda dizilir mantığıyla çalışılamayacağını, kentin bütün paydaşlarının doğrudan katılımıyla mevcut sorunların kısa sürede çözüleceğini biliyoruz. Sorunların çözümleri konusunda bahaneler üretmeyeceğiz. Liyakat sahibi kişilerle akla uygun, akılcı, kamucu çözümler üreteceğiz. Rant için değil, halk için çalışacağız. Hem İstanbul'da hem Kepez'de yerel yönetim tecrübelerim bana sorunların masa başında değil, sahada çözüleceğini öğretti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadınların, gençlerin özgürce yaşayabilecekleri bir kent inşa edeceğiz. Atatürk'ün başlattığı Cumhuriyet devrimlerini laikliğin ve bilimin ışığında büyüterek bu yolda yürüyeceğiz. Partimizde de başlayan değişim hareketi geleceğe dair umutlarımızı artırdı. Ve bu umutlar kadınların önemli bir rol oynayacağı bir gelecek vizyonunu da beraberinde getirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Geleceğin en güzel biçimde şekillenmesinde kadınların güçlendirilmesi ve liderlik rollerinde aktif olarak rol almaları büyük bir önem taşıyor. Bu doğrultuda kadınlara daha fazla fırsat tanıyarak, eğitim ve kariyer olanaklarını artırarak, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini güçlendirerek, kadınların ve gençlerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bir çaba içerisinde olacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım Kepez'in sorunlarını çözmek ve üzerine güzellikler eklemek için yola çıktık. Burada söylemeden geçemeyeceğim. Kepez'in su sorununun çözümü bir liderlik sorunudur arkadaşlar. Su insan hakkıdır. Bu sorun sadece Kepez Belediyesi'nin sorunu değildir. Bu sorun milletvekillerinin sorunudur. Bu sorun Çanakkale Belediyesi'nin sorunudur. Bu sorun Devlet Su İşleri'nin sorunudur. Bu sorun Çanakkale Valiliği'nin sorunudur. Bizler sorunu çözecek, liderlik iradesine sahip bir kadroyla yola çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun gösterdiği yolda sosyal, halkçı belediyecilik anlayışıyla hep birlikte eşit, özgür, geleceğe dönük yaşanabilir bir kent inşa edeceğiz. Ben inanç ve kararlılıkla Kepez Belediye aday adayı olduğumu duyurup hepinizin desteğini istiyorum. Kendimi örgütüme emanet ediyorum. Birlikte başaracağımıza da inanıyorum. Teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Su sorununu liderliğe bağladınız. Yani bir olarsın yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz. Ben kişiler hakkında yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ben belediye meclis üyesi olarak seçime girdiğimde gerçekten bütün tecrübelerimi burada kullanabileceğimi düşünmüştüm. Yeterli olmadığını gördüğüm için zaten belediye başkanı olarak daha fazla faydalı olabileceğimi düşündüğüm için belediye başkanlığına adaylığımı açıklayayım.
Benim bir sorum olacak. Kefes Belediyesi'nde 4,5 yıldır çok iyi bir meclis üyeliği yaptınız. Bazen kendi partinizin aldığı kararlarda bile en ince ayrıntısına kadar araştırarak oy kullandığınızı biz de biliyoruz. Peki siz ne tür eksiklikler gördünüz de tek bir belediye başkan adayı olmaya karar verdiniz? Şimdi arkadaşlar, ben 30 yıl belediyede çalıştım dediğim gibi. Sonrasında burada meclis üyeliği yaptım. Belediyecilik de bir ekip işidir. Çok iyi bir organizasyon yapılması gerekir. Ekiple çalışırsınız. Tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. Bu böyledir. Belediyeciliği gerçekten başarılı olan insanlar bu şekilde yapmıştır zaten. Araştırın, kendiniz de görürsünüz. Tek kişinin verdiği kararlar hiçbir zaman doğru çıkmaz. Çünkü birçok meslek disiplinini ilgilendiren bir konu belediyecilik. Ben orman yüksek mühendisi, peyzaj mimarıyım. Sadece ben değil, inşaat mühendisi, makine mühendisi, harita mühendisi, yani bir mühendislik işidir. Ama o kadar çok çeşitli mühendislik işi ki, mimarlık işi, hepsi bir komplike yapı bunun. Siz onların, uzman kişilerin, liyakatli insanların fikirlerini alarak eğer karar verirseniz, ben bunu yaptım. Müdürlük yaptığım yerlerde liyakatli arkadaşlarımın fikirlerini alarak ortak birlikte karar aldığımız için başarılı olduk biz zaten. O yüzden de diyorum ki birlikte ekip olarak çalışılması gerekiyor. O şekilde çalışıldığı zaman başarılı da olur. Türkiye'nin en büyük beldesi dediğimiz, evet, Kefes Beldesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi belde başkanı aday edenlerin açıklamalarını göremiyoruz. Sizi davet etmiyorsunuz, kimse geldi. Bunun davetle bir ilgisi yok ama bence bunun sorunun muhatabı aslında belde başkanımız. Az önce Merkez İlçe Başkanı'nda dedi ki bu adam benim aday değil, aday adaylar dediniz. Size sorduk, siz tamam, de. Tamam, yani ben davet ettim eğer şeyiniz bursa. Fakat neden gelmediği konusunu bilemiyorum tabii ki. Davet edildiğini söylediniz. Kendisiyle sormak lazım.